Gönül Pınarı. İyi akşamlar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Radyomuz TGRT FM programımız Gönül Pınarı'ndan sesimizin ulaştığı her yere ve herkese kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı, aynı zamanda da saygılarımızı sunuyoruz. Hem ülkemizin dört bir yanından hem bizi uydu aracılığıyla dünyanın bir ucundan dinleyen dinleyicilerimize programımıza hoş geldiler. Ana kumanda masasında Ahmet Esalay, ben Fatma Tütüncüoğlu ve Sayın Osman Emre hocamızla birlikte iyi ve güzel bir hafta diliyoruz size. Güzel bir program da aynı zamanda. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Tabii cuma geceniz mübarek olsun diye başlıyoruz. Yarın da cuma. Evet. Hem cuma günümüz hem de cuma gecemiz mübarek olur inşallah Teala. İnşallah. Günler, haftalar, netice itibariyle seneler geçecek ve bir gün veya ne zaman o bilemiyoruz. Belki biraz sonra. Belki bir gün sonra, belki bir saat sonra. Belki bir sene sonra. Zaten Berat Kandili'nde ölecekler arasına listemiz girmişse o zamanı da bellidir. O zaman gelince de bu dünyadan ayrılacağız. Bizden öncekiler nasıl gelip belli bir müddet kalıp gittilerse biz de muhakkak ayrılacağız. Onun için Cenab-ı Hak ayrılık olmayan yerde bizleri beraber eylesin. Ayrılık olmayan yerde fakat saadet yurdunda inşallah. Zaten buradaki emeklerin, maksatların gayesi de bu. Evet. Yapılan ibadetler, ondan sonra çekinen, gelen sıkıntılara, dertlere, belalara sabretmekten maksat Cenab-ı Hakk'ın gönderdiklerine razı olmak ve bu rızayı kazanarak son nefeste imanlı olarak ahirete intikal edebilmektir. Maksat İnşallah. Bu. Cenab-ı Hak inşallah Teala bizlere de nasip ve müyesser eyler. Efendim bugün hem istiğfar etmek hem de dua etmek. Tabii iki konu birden iç içe ama dilimi döndüğü kadarıyla nakletmeye çalışacağız. Yalnız bugün bir böyle yakarış var, niyaz var, şiir var da daha önce de nakletmiştik. Benim çok hoşuma gidiyordu bu. Bunu okuyarak başlamak istiyorum ben buna. Deniyor ki efendim, beterdir gün be gün halim be gayet ya Resulallah. Düzelsin artık efalim İnayet ya Resulallah. Azıttı bu dini nefsim, beni şeytana uydurdu. Ne mümkün bunca isyanla dehalet ya Resulallah. Acep kabil mi kurtulmak hevai nefsi şeytandan, erişmezse eğer senden hidayet ya Resulallah. Gelince feyzi ihsanın, günahkar kimseye bir an, onun rahı dü alemde selamet ya Resulallah. Emri nehyi tazim ettim, harama demedim helal, her günahın sonu oldu, nedamet ya Resulallah. Ey insü cinnin Resulü, insanların en üstünü, ihlasıma bağışla, kıl şefaat ya Resulallah, diye bir yakarış, bir niyaz. Ama tabii bunlar gönülden gelen sesler, gönülden gelen ifadeler. Gönül ehlinin söyledikleri bunlar. Ama hangi zat söylemiş, ne zaman söylemiş, hangi asırda söylemiş onu bilemiyorum. Çünkü ismi yok. İsmi yok. Ama kayıtlı aslında. Tabii kayıtlı. Tabii gönülden gelen farklı bir tesir var insanda. Şiir şeklinde törenlem edilmiş. Mesela Yunus Emre Hazretleri'nin sözleri. Farklı bir tesir ya da tesir var. Aynen Yunus Emre Hazretleri gibi şiir söyleyenler var. Aynı heceyi, aynı özür dilerim hece veznini kullanıyor. Hatta kafiyeler bile tutuyor ama gönül tellerine dokunmuyor.
Bakıyorsunuz aruzla söylenmiş, gönül ehli tarafından, hecevezliyle söylenmiş. Hangi şekilde söylenirse söylesin, insanın kalbine, iliklerine işliyor, gönlüne işliyor. Söyleyenden ötürü herhalde, değil mi efendim? Tabii, kalp saf ve temiz olunca, halis olunca, oradan dökülen sözler ister şiir şeklinde olsun, ister nesir şeklinde olsun, hem beli oluyor, veciz oluyor ve ta böyle gidiyor, 12'den vuruyor diyorlar ya efendim. Gönül tellerine dokunuyor, kalbe yerleşiyor. Cenab-ı Hak inşallah teala bunları söyleyenlerin hatır ve hürmetine bizleri de af ve mağfiret eder inşallah teala. Bugün de zaten konumuz istiğfar, aynı zamanda duadır. Efendim istiğfar hakkında Allah-u Teala Mü'min suresinin 60. ayeti kerimesinde, özür dilerim, dua hakkında. İstiğfar hakkında değil de dua hakkında Mü'min suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen dua ediniz kabul ederim buyuruyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın vaadi. Dua ediniz kabul ederim. Peki biz dua ediyoruz ama kabul olmuyor. Evet. Evet, her yaptığımız dua bize geriye dönmüyor gibi geliyor bize ama. Şimdi efendim hata söylediğimiz cümlelerde de değil. Düzgün ifade, düzgün kitaplarda yazılı olan şeylerle de dua ediyoruz ama duamız kabul olmuyor. Sebebini İslam alimleri açıklamışlar. Duanın kabul olabilmesi için önce düzgün bir itikad, doğru bir itikadın olması gerekir. Tevbe edilmesi, istiğfar edilmesi lazım. Onun için dua ile istiğfar iç içedir. Hangi duanın kabul olmasını istiyorsak, yani Rabbimizden ne talep ediyorsak, Rabbimize talepten önce bir istiğfar etmemiz gerekir. Bunu İslam alimleri açıklarken buyuruyorlar ki, bizim gibiler için açıklıyorlar tabii. O gönül ehli için değil, gönül ehli olan veya derecesi yüksek olanlar için değil. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendilerimiz olsun, tabi'in olsun, tebe-i tabi'in olsun, ondan sonraki dönemlerde yetişmiş olan din büyükleri, İslam alimleri, imanı hakikiye kavuşmuş olan o zatlar, Allah-u Teala'nın o sevgili kulları, onlar farklı. Evet. Ama bizim gibiler önce istiğfar etmeli. Ki istiğfarı da anlatırlarken, yani tövbe etmeli, istiğfar etmeli, yalvarmalı. Fakat bunu önce dille söylemeli. Biz işte söylüyoruz, boğazdan aşağıya inmiyor. İnmediği için netice alamıyoruz. Kalbe inmelidir buyuruyor. Yani bir kimse istiğfar ederken böyle usulen veyahut da hani çocuğun ev ödevi yapar gibi baştan savma. İşte yaptım ya diyor ya efendim, bilhassa ilkokula giden çocuklar. Yapmış olmak için. O şekilde değil. O şekilde değil. Yani istiğfar etmek için değil, gerçekten insan günahlarını düşünerek, hatalarını düşünerek, isyanlarını düşünerek, yaptıklarını düşünerek, hatta öyle olur ki insan yaptığının hata olduğunu bile bilemez. Niye? Kalp kararmıştır, düşünemez, ufku daralmıştır. Bazı kimseler vardı, adam anlatıyorsun bu hatadır, böyle yüzünüze, çok özür dilerim, alık alık bakmak tabirini kullanırlar. Öyle alık alık bakar. Yani ne hata ettim ki özür dileyim diye. Evet. Bir kere onun hata olduğunu kabul etmiyor. Evet. Ki özür dilesin. Nerede özür dilesin? Günah olduğunu bilemez. Onun için mesela kitaplarda anlatılıyor da şeytanın la'in Muhammed Aleyhisselam peygamber olduğu kendisine bildirip de davetini ilan ettiği zaman işte diğer şeytanlar iblisin etrafında toplanırlar. Yani öyle bir ümmet geldi ki diğer ümmetlere yaptığımız numaralar bunlara sökmüyor. Bunlar nerelerden vurabiliriz? Çeşitli şeyler söylüyorlar. Mesela dünyayı seviyor mu? Bir, buradan vururuz diyor. Dünyayı seviyorlarsa, muhabbet ediyorlarsa oradan bu ümmeti de ifsad ederiz. İki, bunlara dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi kabul ettiririz. Oradan gireriz. En kötüsü de bu hocam. Yani iyi yaptığımızı zannediyoruz ama... Onun bir kere kötü olduğunu bilmiyor ki tevbe etsin. Evet. Mesela kitaplarda, hadis-i şeriflerde geçiyor. Bidat sahibinin tevbesini Allah-u Teala kabul etmez. Ben hep görürdüm bu hadis-i şerifleri. Allah Allah derdim. Yalın olarak, bunu mücerret olarak bu hadis-i şerifi görünce bidat sahibinin tevbesi kabul olmaz. Bu ne demek ki? Şimdi büyük bir hata tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasıtasıyla bildirilmiş olan, kamil ve mükemmel olan o dine müdahalede bulunuyor. Haşa, Allah-u Teala'nın bildirdiğini değiştirmeye kalkıyor. Böyle bir büyük bir cinayet işliyor. Evet. Büyük bir suçu var. Ama diğer tarafta sadece dualar değil. Namazı da kabul olmaz biliyor. Orucu da kabul olmaz. Diğer ibadetleri de kabul olmaz. Bilmeyerek yapsa da mı efendim? O ayrı.
Eğer art niyetli değilse Cenab-ı Hak ona doğrusunu önüne çıkartır. Yani samimi ise Cenab-ı Hak muhakkak aynı şekilde önüne doğrusunu çıkartır. Önce tökezlese de, yanlışa düşmüş olsa bile, hı hı, yani kul samimi olunca Allah-u Teala onun önüne doğruları çıkartır. Yeter ki samimiyet söz konusu olsun. Hem şimdi anlatırken kitaplarda bu hadis-i şerifler açıklanırken buyuruyor ki adam yaptığının hata olduğunu bilmiyor ki tövbe etsin. Onun için kabul olmazmış. Adam bir iş yapıyor. Doğru yapıyor. Doğru yaptığına inanıyor. İnsan doğru yaptığı şeyin doğru yaptığı şeye tövbe eder mi? Etmez. İnsanlara karşı bile doğru yaptığın bir hareket neticesinde insanlardan özür diler misin? Evet, dilemeyiz. Doğru yaptığını zannediyorsun. Hı hı. Ama doğru değil. Karşıdaki senin yaptığının doğru olduğunu, doğru olmadığını biliyor ama sen doğru zannediyorsun. O mesela sen onu doğru diye yapıyorsun, karşıdaki de senden bekliyor. Bir özür dilesin diye. Hı hı. Özür dileyemezsin ki. Niye? Çünkü sen yaptığın doğru biliyorsun. Ve bir kimse de din olarak bir şey, dinin emretmediği bir şey, din emretmiştir diye yapıyorsa, yani bir bidat sahibi ise, bu kimse nasıl tevbe etsin ki? Yaptığının doğru olduğunu zannediyor. Onun için Allah-u Teala muhafaza buyursun, istiğfar da hatırına gelmez böyle bir kimsenin. Tevbe hatırına gelmez. Şimdi bizim de kitaplarda anlatılmış, hadis-i şeriflerde bildirilmiş, kalbe böyle işlenen günahlar sebebiyle lekeler meydana geliyor. Bu lekeler eğer istiğfar edilirse, tövbe edilirse siliniyor, buyuruluyor. Eğer istiğfar edilmezse bu büyüyor. Büyüdükçe kararmalar meydana geliyor. Bu kararmalar neticesinde insanların hatırına istiğfar gelmez. Tövbe etmek hatırlarına gelmez. Ya dua ettik ama duası öylesine dua işte. Baştan savma bir dua. Onun için kitaplarda buyuruyor ki önce doğru bir iman lazım. Doğru bir itikat lazım. Ondan sonra duanın kabul alabilmesi için istiğfar etmek lazım. Hatırına gelmiyor ki istiğfar etsin. Ondan sonra dua ediyor. Kabul olur mu? Olmaz buyuruluyor kitaplarda. Sonra sadaka vermeli. Ya kime aynı şekilde şey yapalım ki? Eğer ki ben sadakaya muhtacım. Onun öyle şey, sadakaya muhtaç olsam bile, fakir olsam bile, bir lokma bile olsa bir başkasına bir şeyler ver. Yedirmek şart değil, içirmek şart değil. Yani sadaka olarak bildirilen şeylerden birisini yapmalıdır buyuruluyor. Evet. Bu gülümsemek de içine giriyordu değil mi efendim? Elbette efendim. Yani gülümsemek de dahil. Tabii. Duanın, bir de yaptığı duanın kabul olacağına inanmak lazım. Ya edeceğim ama kabul olur mu? Olmaz. Olur böyle şey. Sen kime karşı istiyorsun? Kimden istiyorsun bunu? Allah'a Teala'dan istiyorsun. Yani ben ederim ama bilmem ki olur mu ki? Onu görmüyor yani. Onu görmüyor. Dolayısıyla yaptığı duada samimi olmalı ve bu duanın da kabul olacağına inanmalı, güvenmeli. Sonra mesela şimdi biz herhangi bir diyelim ki bir amirimizin huzuruna çıkacağız, bir devlet yetkilisinin huzuruna çıkacağız, ne bileyim belli bir makam sahibinin huzuruna çıkacağız. Elimiz cebimizde sallana sallana mı çıkarız? Çekimizi çeki düzen veririz. Kesinlikle. Ne bileyim giysimizi düzeltiriz. Varsa saçımızı düzeltiriz falan filan. Hı hı. Mümkün mertebe temiz, en iyi giysilerimizi giyer. Saygıda kusur etmemeye çalışırız. Kendimize bir çeki düzen veririz. Evet. Bu şekilde çıkarız. Ya konuşurken bile kelimeleri seçmeye gayret sarf ederiz. Efendimli evet. Konuşuruz, ayakta dururuz, otur demekçe oturmayız. İzin vermediyse oturmayız. Bir insana karşı yapıyoruz ama netice itibariyle. Tamam Cenab-ı Hak onu belli bir makama şey yapmış ama o makama hürmeten biz hem o makama hem o makamda oturan şahsa karşı bir saygı, bir hürmet gösteriyoruz. Şimdi ona bile söylerken kelimeleri seçiyoruz. Yani onu incitmemek, onu aynı şekilde kırmamak ve saygıda kusur etmemek için, meramımızı düzgün ifade edebilmek için gayret sarf ederiz. Bu bir insan. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir mahluk netice itibariyle. O da benim gibi mahluktur, yaratılmıştır. Ona karşı böyle bir saygı, hürmet gösteriyorum da Allah-u Teala'dan bir şey talep edeceğim, bir şey isteyeceğim ben. Elim cebimde. Ya Rabbi bana şunları ver. Olur mu öyle şey ya? Her şeyin sahibi seni insan olarak yaratmış. Akıl vermiş, göz vermiş, kulak vermiş. Yani diğer mahlukatından ayrı bir yere koymuş. İsterken biraz dikkat et. Onun için kitaplarda buyuruyor ki abdest almalı, iki düz üzerine oturmalı, kıbleye karşı oturmalı. Önce hamd ve salavat-ı şerife okumalı. Ondan sonra talepte bulunmalı. İstiğfar etmeli tabii. Ondan sonra talepte bulunmalı. Sonra isteyeceği şeyi üçten fazla da tekrar etmeli. İstemelidir buyuruyor. Evet efendim. Üçten fazla da söylemeli. Kabul olmadı. Kabul olmadı. Yaptıklarım kabul olmadı diye de ümit kesmemeli. Kabul oluncaya kadar da uzun zaman tekrar etmelidir buyuruluyor. Allah-u Teala bazı kullarının yaptığı duaları kabul eder fakat onun talep ettiği şeyi vermeyi geciktirir buyuruluyor. Hatta melekler bile dermiş ya Rabbi bu kulun çok yani ısrar ediyor. Ne olur veriver bununkini diye. Hı hı. Ne olur veriver. Allah-u Teala buyurmuş ki meleklere ben o kulumun duasını kabul ettim. Ama yalvarması hoşuma gidiyor. Yalvarması hoşuma gidiyor.
Çünkü sen Allah-u Teala'ya dua ettikçe kiminle berabersin? Rabbinle berabersin ya. Rabbinle berabersin. Allah-u Teala hoşuna gidiyor bu diyor. Efendim makamat-ı mazhariye isimli kitapta anlatılıyor da haram yememeli, haram içmemeli, haram şeyleri söylememelidir. Çünkü buyuruyor bu kitapta duanın kabul olması için ekli halal ve sıdkı makal ve ihlas ile yapmak şarttır. Şimdi evet. Yani helal yemeli ve onda sadık olmalı ve samimiyetle yapmalı, ihlasla yapmalıdır buyuruyor. Yalvararak, ağlayarak, sığınarak, kırık kalp ile ve Allahu Teala'dan af ve afiyet dilemeli. Duanın kabul olunduğu anlaşılıncaya kadar, hatta fitneler kalmayıncaya kadar böyle duaya da devam etmelidir buyuruyor. Bu şekilde olursa, talep böyle olursa, samimi olursa Allah-u Teala duaları kabul eder. Yalnız bir şart daha var. Haram girmeyecek, haram çıkmayacak. Peki hocam bu takva mıdır? Hangisi? Yani haram girmeyecek ve haram çıkmayacak ağzın. Haram giren ve haram çıkan ağzın yaptığı duayı Allah-u Teala kabul etmez, icabet etmez buyuruyor kitaplarda. İcabet etmez buyuruyor. Peki efendim takva O zaman tevbe istiğfar etmek lazım. Takva haramlardan sakınmak demektir. Vera şüphelilerden de sakınmak demektir. Yani takva sahibi olmak haramlardan sakınmak, mekruhlardan sakınmak. Allah-u Teala'dan yani Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerden sakınmak. Neyi söylüyor? Yalanı söylemeyin, gıybeti söylemeyin, dedikodu yapmayın, laf taşımayın. İşte ağızdan çıkan haram bu. Evet. Peki ağza giren de haram yemeyin, gasp etmeyin, gasp ettiklerinizi yemeyin, içmeyin. Tayyip olan, helal olan, mubah olan, alın teriyle kazanılanı yiyin buyuruyor. Allah-u Teala. Böyle olan ağzın yaptığı dua kabul olur buyuruyor. Galiba kısa bir aramız var. Evet efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programımız devam ediyor. TGRT Efendi, bizimle ilk defa tanışanlar varsa hoş geldiler, aramıza sefa geldiler. Bu akşam konumuz istiğfar ve dua idi. Efendim öncelikle tövbe etmekten başlamamız gerekiyor demiştik, dualarımızın kabul olmasını istiyorsak. Pek çok şey de gerekiyor tabii ki, yani belli bir prosedürü var. Onlara uyduğumuz takdirde Cenab-ı Hak dualarımızın kabul olacağını söylüyor. Vaat var çünkü... Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim buyuruyor. Hud suresinin 52. ayet-i kerimesi. Bakınız şimdi belki bizi dinleyenlerin hatırlarına da gelebilir. Efendim işte niye bu sık sık bahsediliyor veyahut da anlatılıyor? Hemen hemen hangi konu içerisine girerseniz tevbe, istiğfar evet. Muhakkak karşılaşıyorsunuz. Ve Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen çok surede geçiyor bu. Tevbe edenleri sever. İstiğfar edenleri sever. Seher vakti istiğfar edenleri sever. Bu ifadeler çok geçiyor. Hadis-i şeriflerde de çok geçiyor. Hatta İmam Gazali Hazretleri bu konuyu böyle anlatırlarken buyururlar ki ibadetlerden sonra bile tövbe etmek lazım. Günahlardan sonra bir defa edilirse ibadetlerden sonra 1000 defa etmeli. Niye? Çünkü ibadetlerin akabinde de ucub, riya, kibir gibi kötü huylar peşine bekleyip durmakta. Aa sen ne mübareksin ya. Bak 5 vakit namaz kılıyorsun. Allah Teala şu emirlerini de yapıyorsun. Sen mübarek kul oldun bitti. Gibi bizi her an uçuruma atabilecek yani nefsin kötülükleri bekliyor. Bekliyor. Pusuda bekliyor. Her an bizi vurabilirler. Onun için uyanık ve dikkatli olmamız lazım. Bakın bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki kalbimde envar-ı ilahiyenin envar-ı ilahiye ilahi nurlar demektir. Envar nur kelimesinin çoğulu. Envar-ı ilahiyenin gelmesine engel olan perde hasıl oluyor. Kalbimde buyuruyor Peygamber Efendimiz. Envar-ı ilahiyenin gelmesine mani olan perde hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 kere istiğfar okuyorum. Bunun için her gün 70 kere istiğfar okuyorum. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı dönemde sokakta, dışarıda böyle açık aleni günah işleyen yok gibiydi. Evet günah işleyenler her asırda var da yani aleni olan bazı şeyler yok gibiydi. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kalbimde envar-ı ilahiyenin gelmesine engel olan perdeler hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 defa istiğfar ediyorum. Zamanımızda ise başınızı ne tarafa çevirirseniz çevirin evinize gitmiş olsanız bile günahtan uzak kalamıyorsunuz.
sokağa çıktığınız zaman günah işlememeniz mümkün değil. Evet. İnsanların toplu olduğu bir yere gittiğiniz zaman muhakkak günah olan bir fiille karşı karşıya oluyorsunuz. Bugün radyolar var, televizyonlar var, gazeteler var. Zaten sokaklar radyo ve televizyonlardan farklı değil. Diğer aynı şekilde çalışılan yerler dahil olmak üzere yeryüzünde günah işlenmeyen bir mekan yok gibi kalmış. Hatta caminin içerisine giriyorsunuz, orada bile günah işleniyor. Adam bakıyorsun bir bidat sokuşturmuş oraya. Yani caminin içerisine, Allah-u Teala'nın evinde bile. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki öyle bir zaman gelme korkusu var ki o zamandaki yaşayan müminler imanlarını muhafazada sanki ellerinde böyle ateşi tutmak gibi imanlarını muhafaza etmeleri zor olacak. Elinizde ateş koru tutabilir misiniz? Hayır. Bir avuçtan avucu, bir avuçtan yavucu, bir yanar bırakabilirsin. Allah-u Teala korusun. Yani ateşi avuçta tutmaktan daha zor olacak buyuruyorlar imanı. Yani öyle bir şey, bir film seyrediyorsunuz, bakıyorsunuz, adam orada imanı gideren bir şey söylüyor. Sen de farkında değilsin, kaptırmışsın kendini, pat diye gülüyorsun, iman gidiyor. Namaz kılıyorsun, faydası yok. O hale tevbe etmediği müddetçe, ondan rücu etmediği müddetçe, namazın kabul olmaz. Çünkü irtidat ettin, iman gitti. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak ne kadar önemli hocam. Önemli tabii. Aman Allah'ım, gördüğümüz şeylere bile dikkat etmemiz lazım. Adam mesela iki kişi konuşuyor falan, dini konuya pat diye giriyor. İkisi de böyle aklına göre konuşuyor. Tabii tabii ya, ne günah olsun ya, o günah mı olurmuş? Yap gitsin sen. Allah-u Teala haram ettiği bir şeyi teşvik ediyor. O diyor, günah mı olurmuş diyor, yap gitsin. Eğer adamda zerre kadar birazcık iman varsa bu sözler sebebiyle iman da gidiyor. İman da gidiyor. Hani bazıların hatırına gelebilir. Efendim işte böyle iman insandan çıkabilir mi? Peki sen Müslüman değilken La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah demek suretiyle bir tek cümle söylüyordun. İmanı giriyorsun. İman, İslam dairesinin içerisine giriyorsun. Bir tek cümle söylediğin zaman da İslam dairesinin dışına çıkarsın. Bu sözdür çünkü. Söylüyorsun, buna inanıyorsun, Müslüman oluyorsun. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın emirlerinden birisini hafife alan bir ifade kullansan pat diye imanın gider buyuruluyor. Alay etsen veyahut da alay edene gülsen, Allah-u Teala'nın emirlerini alay eden veyahut da fıkra şeklinde sokturmuş, gülünç duruma düşürmüş, öyle bir şey anlatıyor, sen de ona gülüyorsun. İman gider mi? Gider buyuruyor. Onun için Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir şey yoktu. Fakat kalbime envar-ı ilahiyenin gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyordu. Her gün 70 defa istiğfar ediyordum buyuruyorlar. İstiğfar ediyorum buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz peygamber değiliz, melek de değiliz. Ve bir de Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam o yaşanan asırdan 15 asır sonra dünyaya gelmişiz. Ahir zamandayız. Öyleyse bizim yatarken, kalkarken, yürürken yani her halükarda dilimize böyle artık virt edinmemiz lazım. Peresenk edinmemiz lazım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ama esas istenen bu değil kitaplarda. Bu dille söylenen değil, kalbe inmesi bunun. Ama İslam alimleri buyuruyorlar ki dille söyleye 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 Cenab-ı Hak lütfeder, İslam eder, bu kalbe iner. Niye? Mesela Kur'an-ı Kerim'de tevbe-i nasuh diye ifade geçiyor. Böyle nasuh isminde bir zat tevbe etmemiş. Öyle birisinin tevbesi yok yani. Tevbe-i nasuh demek. Yani bir günahtan öyle bir tevbe ediyorsunuz ki bir daha önünüze mesela dünyanın yasına dönüp bakmıyorsunuz. İşlemiyorsunuz. Özür dilerim ya Rabbi diyorsun. Kapatıyorsun, bir daha yok. Mesela Bişri Hafiye Hazretleri meyhaneden bir çıkmış. Alkole bir tevbe ediyor. Hazret diyorsun bugün. Evet. Fuday bin İyad Hazretleri eşkıyalık yapıyormuş. Ama bir tevbe ediyor, bir daha dönüp bakmıyor bile. Habibi Acem Hazretleri faiz alıp verirmiş, tefeciymiş. Bir tevbe ediyor, bir daha yok. Dönmüyor. Dünyayı sersen ona girmiyor. Öyle tevbe işte. O tevbeye tevbe-i nasuh denir. Hani bizimkiler İmam-ı Gazali Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh ifade buyurdukları gibi tavuğun yem yemesine benziyor bizim tevbelerde. Tavuğun, özür dilerim, o bilhassa Mayıs aylarında, Haziran aylarında büyükbaş hayvanların buğday başaklarını yiyerek taneleri necasetinde böyle fazla şey yapmadan çıkıyor. O necaseti görünce tavuk dalıyor böyle. Hemen o necasetin içerisinden o darı tanelerini alıyor. Sonra yiyor. Yiyor tabii, taneleri yiyor. Ondan sonra da gidiyor gagasını otlara, toprağa sürüyor. Tövbe ettim, bir daha almayacağım bu necasetin içerisinden der gibi. Ama iki adım öbür tarafta görse gene dalıyor ona. Ne oldu? Bizimki tavuğun tövbesi gibi oldu yani. Yani biz tamam özür dileriz, yapmayacağız, sonra iki adım sonra bir daha yapıyoruz. Evet, kesinlikle. İnsana verdiğimiz sözde de durmuyoruz. Zaten insana insana şu teşekkür etmeyen Allah-u Teala'ya şükretmemiş olur. İnsandan özür dilemeyen kimse Allah-u Teala'dan dilemez ki.
Allah-u Teala'dan hayadan, Allah-u Teala'dan korkan, Allah-u Teala'dan özür dileyen bir kimse Allah-u Teala'nın kullarını da incitmekten çekinir ve korkar. Ve kendisini de özür dileyecek duruma düşürmez. Herhangi bir hata yaparsa hemen hatayı kendinde görür ve onun için de özür diler. Dinimizde bugün özür kalkmıyor. Var mı? Yok. Yok hocam. Önüne baksana diyoruz. Önüne baksana diyoruz. Önüne baksana. Evet. Ha, nadiren mesela böyle insanlar, kibar insanlar yok değil, var. Evet. Yani bu kadar insanlar bencil olmuş, dünya hırsı almış, bürümüş, günahın içerisinde, haramların içerisinde öyle bir duruma gelmiş ki karşınıza böyle kibar bir insan çıkıyor. Aa, özür dilerim diyorsun. Sonra silkeleniyorsun. Allah Allah, bu adam aydan mı geldi, uzaydan mı geldi, nereden geldi böyle, özür dilerim falan. Buyurun. Şaşırıyorsun. Yok 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 bir şey. Tabii canım falan. Ya aslında ben yaptım hatayı, adam benim yaptığım hatayı kibarlığı sebebiyle kendisi üzerine alıyor, özür dilerim diyor. Ben şaşırıyorum, yok canım mühim değil falan. Ne mühim değil ya, esas benim demem. Yok efendim, estağfurullah, özür dilerim. Ben özür diliyorum sizden çünkü hata benimdi diyemiyorum hala. Niye? Dilimi alıştırmamışım ki. Öyle bir eğitim almamışım ki. Öyle bir kitap okumamışım ki. Öyle insanlar tanımamışım ki. Bilmiyorum ki. Evet. Bilmediğim için de bunlar tabii ki bilmiyorum. Onun için... Tabii anlatmak ve İslam alimlerinin kitaplarını okumak hepimizin vazifesi. Ne yazık ki okumuyoruz. Ne yazık ki okumuyoruz. Yanlış şeyler okuyoruz, okuyorsak da doğruları bulamıyoruz. Bir de tabii doğruları bulmakta Cenab-ı Hak kuluna yardımcı olur ama doğrular çok kıymetli olduğu için ona ulaşmakta da birçok engel yaratmış Cenab-ı Hak. Her şeyden önce nefis ve şeytan engeli var. Kendimizi aşamıyoruz. Kendimizi aşamıyoruz. Nefs mesela Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okutturmaz. Nefs farzları öğrettirmez. Nefs haramları öğrettirmez. Niye? Farzları öğrenecek, yapacak. Nefse darbedir bu. Haramları öğrenecek, mekruhları öğrenecek, bundan sakınacak. Nefsi ezer bu, çılgına çevirir. Pestilini çıkarır. Niye öğretmesin? Niye öğrenmene izin versin ki senin? Haramları niye öğrenesin ki? Sonra Allah-u Teala'nın sevgili kulları, nefsin düşmanıdır. Onların hayatını okumak istemez. Onların sözünü dinlemek istemez. Niye? Onların hayatını okuyunca, onların sözünü dinleyince... Nefsin tepesini bileceksin çünkü. Nefsini tanımaya başlayacaksın. Nefsini tanıyan da Rabbini tanır buyuruluyor. Nefsini tanıyan da Rabbini tanır. Ehli sünnet itikadında olmayan, Allah'a tanıyan, sevdiklerini sevmeyen bir kimse nefsini tanıması mümkün değil. Evliya olması da mümkün değil. Çünkü itikad düzgün olmazsa evliya zaten olamaz. Bu mümkün değil. 72 sapık fırkanın içerisinde bir tane evliya yok. Yok. Ama diğerler Ahmet Yesevi Hazretleri Ehl-i Sünnet'ti. Mevlana Celaleddin Hazretleri Ehl-i Sünnet'ti. Hacı Bayram Veli Hazretleri Ehl-i Sünnet'ti. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri Ehl-i Sünnet'ti. Celaleddin Rumi Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri, Aziz Mahmud Hüzeyi Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Yahya Efendi, Murad-ı Münzevi Hazretleri. Bunların hepsi Ehl-i Sünnet'tir itikad itibariyle. Onun için bunlar Allah adamı oldu, evliya oldu, Allah'a tanıyan sevgili kullar oldu. Niye öbürlerinde? Yok. Çünkü itikad düzgün olmayınca Allah'a tanıyan sevgisine zaten ulaşmak mümkün değildir. O bir nimettir. O nimete kavuşabilmenin yolu da burasıdır. Başka türlü yol yok. Başka yol yok yani. Oradan geçer. Şimdi efendim tabii bakıyoruz biz bu isimlerini saydığımız zatların kitaplarına ve hayatlarına bakıyoruz. Fatma Hanım, hemen hemen yaptıkları ibadetlerin arkasında da bunlar tevbe istiğfar ediyorlar. Zaten fıkıh kitaplarında anlatılırken mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin oğulları Muhammed Masum Hazretleri de kitaplarında anlatıyorlar ve yazıyorlar. Hanefi fıkıh kitaplarında da var bu. Namazın sonunda. Namaz kılıyoruz, namazın sonunda. Mesela namazın sonunda deyince bazıları onu anlamakta güçlük çekiyor. Mesela öğle namazı 10 rekat mı? Evet. Öğle namazının son neresi? Son sünnet bitince. Hı hı. Son sünneti bitirince selam veriyorsunuz. Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarek teyazel celal ve ikram diyorsunuz. Ondan sonra 3 defa istiğfar okuyorsunuz. Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illa huvel hayyen kayyumu ve yetubu ileyh. 3 defa okuyorsunuz. Ondan sonra ayetel kürsüyü okuyorsunuz. Sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber diyorsunuz. Ondan sonra elinizi kaldırıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Dua ettikten sonra elinizi yüzünüzü sürüyorsunuz. Ve bu elinizi yüzünüzü sürdükten sonra da 67 defa Estağfurullah, 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 Estağfurullah diyorsunuz. 67.sinde Estağfurullahil Azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etûb ileyh diyorsunuz. 67. 3 de önce söyledin, Ayet-el Kürsi'den önce okumuştun 3 defa da. 70. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Her gün 70 defa istiğfar ediyorum. Böyle yapmak namazlardan sonra sünnettir buyuruluyor Hanefi kitaplarında. Bir defa da hocam siz sırasını sıralayabilir misiniz? Namazın sonunda.
Allahümme ente selamdan sonra 3 defa estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûb ileyh. Euz besmele ayetel kürsi. 10 sonra namaza ait tesbih, özür dilerim. Namazdan sonra o okunacak tesbihler, yani 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber. 10 sonra elimizi kaldırıyoruz, dua ediyoruz. Elimizi yüzümüze sürdükten sonra 67 defa Estağfurullah, 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 Estağfurullah. 67.sinde tamamını okuyoruz. Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûb ileyh diyoruz. Böylece 70'e tamamlanmış oluyor. Bunu böyle yapmak her namazdan sonra sünnettir buyuruluyor. Yani hiçbir şey yapamasan, şu Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarında bildirildiği şekilde bu sünnete riayet etmiş olsan, hiç olmazsa her namazdan sonra 70 defa istiğfar okumuş olursun. Diğer mezheplere sahip olmak ya da taklit etmek hocam, yine böyle bir prosedür uygulamamızı engel değil. Yok, hayır, hayır, hayır değil canım. Yani herhangi mezhebinde, Şafii mezhebinden de olsa taklit etmiş olsun. Yani Hanefi mezhebinde olan bir kimse bir zaruret sebebiyle herhangi bir konuda, mesela diyelim ki Maliki mezhebini, evet, Şafii mezhebini, Hanbeli mezhebini taklit etmiş olsa bile de kendisi Hanefi mezhebinde olduğu için bunu bu şekilde devam ettiriyor. Zaten diğer mezhepler de var. Çünkü bunların hepsi ehl-i sünnettir. Evet. Ehl-i sünnettir. Sadece ibadetlerin yapılışlarında bile farklılık yok. Sadece onların hükümleri farklı. Hükümler farklı. O kadar. Aralarında fazla bir şey söz konusu değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bakınız. Hani ne müjdeler var. Buyuruyorlar ki, ey ümmetim, ey eshabım, sizler sabahları kalkarken şu duayı okuyun. Dua şu: Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Sabah kalkınca şu duayı okuyun buyuruyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eshab-ı kirama hitaben. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Peki bu ne olurmuş bu duayı okuyun? Bu dua okuyanın o günkü günahlarına kefaret olur buyuruyor. Kaç defa hocam? Sayı bildirilmemiş. Bir defa oku. Ne üç güzel, defa oku, beş defa oku. Tabii. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Yani şimdi istiğfar için bildirilen o kadar çok dua var ki, burada Allahu Teala tenzih ediliyor, hamd ediliyor ve o bütün noksan sıfatlardan tenzih edilerek büyük bildiriliyor. Bu dua okuyanın o günkü günahlarına kefaret olur buyuruluyor. Tabii şimdi tabii dinleyicilerimizin hatırına da gelebilir de geliyor da. Efendim, başımıza gelen sıkıntılar, başımıza gelen dertler sebebi nedir? Hem İslam alimleri açık net yazmışlar. Buyuruluyor ki, ayet-i kerim var çünkü bu konuda. İnsanlar Allah-u Teala'nın dinini terk ettikleri için, Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarına uymadıkları için, İslam dininin, Allah-u Teala'nın gönderdiği en son din olan İslam dininin gösterdiği rahat ve huzur yolundan ayrıldıkları için, dünyada bereket kalmadı, rızıklar azaldı ve sıkıntılar çoğaldı. O zaman ne kadar çok bağlanırsak Allah'a, işte bereketin, huzurun, mutluluğun o kadar fazla olacağı anlamına mı geliyor hocam? Elbette. Bakın bunu dinlerken şu anda bizi dinleyen birçok kimse var. Evet. Gece de dinleyen, gündüz de dinleyen var. Hemen hatırına gelir. Siz böyle söylüyorsunuz ama der. Hı hı. Hatırına gelir. Bugün mesela Japonlar, Müslüman değil, putperest. Refahsız ilgileri yüksek. Evet, ama Arap ülkelerine bakıyorsunuz. Müslüman ülkelere bakıyorsunuz. Hepsi debeleniyor. İşte hı hı. Türkiye zaten sıkıntı içerisinde. Evet. Geçin Avrupa ülkeleri refah seviyeleri yüksek ve huzurlular. Amerikan toplumu aynı şekilde. Ama biraz önce bahsettiğiniz husus herhalde hocam. Yani sadece dışarıda mı kalıyor? Şimdi bakın Fatma Hanım, orada bir incelik var. Hı. Bugün Japonya diyorsun, adamlarını gidiyorsun, çalışma sistemlerine bakıyorsun. Burada ne geçti? Müslüman olmaları denmedi. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde. Bu adamlar Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde çalışıyorlar. Farkında değiller. Sistem bir tanedir. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Japonlar putperesttir ama çalışma sistemleri, temizlikleri tamamen İslamiyet'in emrettiği şekildedir. Çalışmak yani İslamiyet'in Allah-u Teala'nın razı olduğu sistemde çalışıyorlar adamlar. Ve Allah-u Teala dünyanın sistemini böyle yaratmış. Allah-u Teala kendi gönderdiği dinlerin içine inanmasa, yani iman etmese bile zahirdeki bildirildiği o disipline uymuş olsa Allah-u Teala onları dünyada o rahatlığı verir buyuruyor. Aha Japonlar. Aha Avrupalılar, aha Amerikalılar. Doğru. Gerçekten.
Çalışıyor mu adamlar? Çalışıyor. Hile yapıyorlar mı? Hayır. Hayır. İşlerinde sahtekarlık yapıyorlar mı? Hayır, yapmıyorlar. Peki mesaisine vaktinde gidiyor, vaktinde bitiriyor mu? Vaktinde gidiyor, vaktinde bitiriyor. Hem kazanıyor olursa hiç gidiyor. O beni ilgilendirmez zaten. Ama adam bu sistemde çalışınca başarılı oluyor mu? Oluyor. Muvaffak oluyor mu? Oluyor. Yani sonra temizliğe. Adam gidiyor, duşunu da alıyor, sokağını da elindeki çöpe atmıyor. Evet, hatta hocam büyük salgınlarda dışarıya çıktıklarında şöyle ağızlarına birer bez tıkıyorlarmış ki hani öksürebiliriz, hapşırabiliriz diğer insanlara hastalık bulaşmasın, geçmesin. Bu da bir hijyen ve bu da bir hani bizde olması gereken bir düşünce. Kul hakkına giriyoruz çünkü bir başkasına bir hastalık bulaştırdığımızda. Şimdi bakıyorsunuz İslamiyet uygulamış. Daha önce atalarımız bunu uygulamışlar. Fazla değil. Mesela 1560'da bir Alman rahip, seyyah bu, bugünkü anlamda turist, İstanbul'a geliyor. Adam hatıratında yazıyor. 1560, 16. yüzyıl. Yani bundan 4-5 asır önce. Bugün dünyada iktisaden güçlü bir devlet olarak kendisini kabul ettiren Almanların dedeleri bunlar. Geçmişler yani. Adamın söylediği söz şu. İstanbul'a geldim diyor, Türklerin diyor, burada diyor ismine hamam dedikleri bir yer var. Adamlar meçhul yani, temizlik meçhul. Hamam dedikleri bir yer var. Oraya giriyorlar diyor, orada yıkanıyorlar. Çünkü adamlar şimdi kilise öyle bir emretmişti ki, bunlara vakti suyuyla yıkıyor, bir daha da yıkanmak günah oluyordu. Düşünemiyoruz hocam böyle bir şey. Ömür boyu. Yani şimdi Endülüs Emevi Devleti ile Osmanlılar Avrupa'yı sıkıştırmak suretiyle, iki taraftan sıkıştırmak suretiyle adamlar çok affedersin tabaklanmamış delik yiyorlardı, leş gibi kokuyorlardı, pistiler. Pistiler. Geçmişi böyleydi. Ama adam baktı, bu Müslümanların elinde demedi. Aldı, öğrendi, kendisine tatbik etti. Bugün hem Müslümanlar onların orta çağdaki tatbik ettiği hileydi, hurdaydı, sahtekarlıktı, yalandı, her türlü naletliği almış, surete İslam gözüküyor. İslamiyet'in alakası bile yok. Kokusu bile yok bizim ülkemizde. İnsanlarımızın üzerinde diyeyim. İnsanlarımızın kokusu bile kalmamış. Hangi İslamiyet'ten bahsediyorsun? Oturan adam yalan söylüyor. Hile dersen gani yapıyor. Ha, şu hatıra gelebilir efendim, herkes böyle midir? Hayır. Genel hükümler verilirken hep istinaları bulunur. Hep olur. Yani bu ülkedeki yaşayan insanların içerisinde çok temiz ve temizliğe riayet eden, gerçekten disiplinli olan bu şekilde insanlar mevcut. Ama yani ülkenin tamamına hakim olamıyor. Niye? Azınlıkta kalıyorlar. Öyle olmuş olsa bizim her tarafımız pırıl pırıl olur. Hepimiz birbirimize yardımcı oluruz. Bir mesela diyelim ki İstanbul'da yaşayanlar bilir. Yani diğer büyük şehirlerdeki yaşayanlar da kendileri bilir. Biz İstanbul'da olduğumuz için biliyoruz. Bir kaldırım yapılıyor. Yol ikiye ayrılmıştır falan. Yani insan geçmemesi için oraya bir tabela koyuyor. Karşıdan karşıya geçmeyin. Başka şey yapmıyor. Ondan sonra oralara iki yolun arasına demirler veyahut da çitler, şunlar bunlar falan konuyor. Tel örgüler falan konuyor. Biz buna rağmen o teli de kesiyoruz. Oradan geçmeye çalışıyoruz. Hatta daha da şey yaparsan üstünden atlayıp geçiyor. Yasaklar niçindir hocam? Değil mi? Yasaklar. Hani tanımamak için değil mi? Yoldan sonra da adam olur musun? Olamazsın tabii. Sen kalkıp da aynı şekilde bunu yaptıktan sonra devletinden özür dileyemiyorsun, vatandaşından özür dileyemiyorsun. Bu kimse Allah'a Teala'dan özür dileyebilir mi? Hiç istiğfar edebilir mi? Bu kimsenin iki yakası bir araya gelebilir mi? Bu kimse temiz olabilir mi? Bu kimse samimi olabilir mi? Dürüstlük bundan beklenebilir mi? Beklenemez tabii böyle bir kimseden. Bu kimse olsa olsa kendi nefsi için hainliği de yapar, vatanını da satar böyle kimseler. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Galiba bir azamız var. Evet efendim. Huzurunda tekmil veren, hazırlığım yok iken, istemeye yüzüm mü var, ben bir asi kul iken? Amellerim hep de noksan, günahlarım çok iken, sonsuz şirin cennetinden bir bahçe ver ya Rabbi. Kuvvetinle, kudretinle sen her şeye kadirsin. Her lahzayı görüp bilen, hem bir asi kul iken, gökte, yerde, deryalarda hak diye nazırsın.
en müşküllü evhallarda bizi koru ya Rabbi. Biz her şeyden habersiziz. Neşeli gülüyoruz. Felaketler burnumuzda, bir şeycik görmüyoruz. Hep ayakta uyuyoruz. Yarını sormuyoruz. Neyi kimden öğreniriz? Sen esirge ya Rabbi. Kimi hasta yatağında, yan üstünde dönemez. Her nefeste bin bir azap, ölmek ister, ölemez. Evde midir, yolda mıdır, hastane mi bilemez. Böyle acil hastalara şifayı ver ya Rabbi. Kimi esir edilmiştir, zulüm altında inliyor. Kimi müebbete mahkum, af af diye inliyor. Kimi gece ranzasında ecelini bekliyor. Hürriyetten bizi mahrum etmesen ya Rabbi. Kara toprak üzerimde acep kaç yıl kalacak? Yüce Mevlam, o kabirde halimiz ne olacak? Nasıl cevap vereceğiz? Bize ne sorulacak? Bülbül gibi dilimizi sen konuştur ya Rabbi. Bizi İslam yaratmakla lütfi ihsan eyledin. Resulüne ümmet ettin. İzzeti ikram eyledin. Aya, güne, puta değil, kendine rağm eyledin. İnanmışız varlığına, birliğine ya Rabbi. Bizi yakmak istemezsin. Merhametin yücedir. Efsaneli, aldatıcı dünya bilmecedir. Nice şaşkın, bu alemi sanır bir eğlencedir. Böyle gaflete bırakma bizi, uyar ya Rabbi. Milyarlarca insanoğlu şu toprakta yatıyor. Can vermenin lezzetini bütün alem tadıyor. Günde 100.000 kere kalbim varlığınla çarpıyor. Cehennemin şiddetinden bizi koru ya Rabbi. Bu dünya bir pencereymiş. Her geçen bakıp geçer. 1000 sene de burada kalsa 2 yudum su içer. Hiçbir canlı baki değil. Her doğan gelip geçer. Senden koptuk, senden geldik. Dönüş sana ya Rabbi. Saadet bu dünyaysa, zevk bunun neresinde? Hani anam, hani babam, ben onların peşinde. Ölüm tehdidi yetiyor, inan her nefesimde. Bizi lütfunla affeyle, sen bağışla ya Rabbi. Thank you.
Ve programımız Gönül Pınarı devam ediyor TGRT FM'de. Hocam, şimdi en son sanıyorum... İşte rızıkların azalmasından bahsettik. Evet, bahsetmiştik. İşte Taha suresinin 124. ayet-i kerimesine meal olarak buyuruyor ki Allah-u Teala beni unutursanız rızıklarınızı kısarım. Beni unutursanız rızıklarınızı kısarım. Bunun için mesela zamanımıza iman rızkı olsun, sıhhat rızkı olsun, gıda rızkı olsun, insanlık ve merhamet rızkı ve daha nice rızıklar hep azalmıştır. Hep azalmıştır. Mesela hepimiz konuşuyoruz bunu. Ya kardeşim bir adam çıktı karşıma. O insanlıktan nasip yok. Yok işte insanlık bir rızık da yok. Mesela takdir hissimiz hiç yok. Hep bana diyoruz. Birisinden iyilik görüyoruz. Bir çırpıda iyiliğini siliyoruz hemen. Hemen siliyoruz. Vefa gitmiş yok. Yok. Şeyde İstanbul'da duruyor vefa semti. Semt olarak. Bir de bozası var. O bir kadar. Bir de bozası var. O kadar. Vefa mesela bizde atalarımıza bir kahvenin 40 yıllık hatırı var derler. O vefayı örnek içindir. Yani adamcağız 40 defa gelse kapısına aha derim. Biz bunda bir kahve içmiştik. Seneler geçse o kahvenin hatırı var derler. Vefa bu. Ya bir defa kahve içtik kardeşim işte biz ona çay ısmarlamıştık ödeştik gittik. Veya öyle ödeştik de değil yani başka bir şey ısmarlamasak ne yapalım ısmarlamasa diye. Bir kahve içtik diye hep ona aynı şekilde medyun mu olacağız borçlu mu olacağız? Deyip silip atıyoruz. Niye? Madde ön plana geçmiş. İman yok. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Onun için hani bir beyt var. Haşa zulmetmez kuluna hüdası. Herkesin çektiği kendi cezası. Bu Nahl suresinin 33. ayetinden alınmıştır. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Sıra kitaplarda anlatılıyor, buyuruyor ki, iki günahtan çok korkmalı. Bunlardan birincisi emrinde olan insanlara zulmetmekten çok sakınmalı. Çünkü bu en büyük zulümdür. En büyük zulümse onların İslam bilgilerini öğrenmelerine, ibadet yapmalarına mani olmaktır. En büyük zulümdür buyuruyor. İkincisi din ve dünya yolunda ise hain olmak. Dini konuda da, dünyevi konuda da hain olmak. Bu her iki günahtan da çok korkmalıdır buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüm zamanında bile okuduğu bir dua var. Yani sekerat-ı mevt halinde yine okudukları duada istiğfar var ve tövbe var. Okudukları dua şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölüm zamanı okudukları dua. Sübhanallahi ve bihamdihi estağfurullah ve etubi ileyh. Sübhanallahi ve bihamdihi estağfurullah ve etubi ileyh. Sübhanallah, Allah-u Teala noksan sıfatlardan tenzih ederim manasındadır. Ve bihamdihi ona hamd ederim. Estağfurullah ve etubi ileyh. Allah-u Teala'dan özür dilerim, affetmesini talep ederim ve tövbe ediyorum manasındadır bu dua. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen hemen her zaman şu duayı hep okurlarmış. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Anlam itibariyle, ey büyük Allah'ım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl, yani dininden döndürme, ayırma demektir. Hatta Ashab-ı Kiram, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı böyle sık sık tekrarladılar için bir gün sormuşlar. Ya Resulallah, siz de dönmekten korkuyor musunuz? Yani kalbinizin dönmesinden korkuyor musunuz? Peygamber Efendimiz cevaben buyuruyorlar ki, mekri ilahiden beni kim temin eder ki? Mekri ilahi, başka kelime bulamıyorsunuz, Allah'ın aldatmasıdır. İyi şeyler yaptırır. Sen kendini iyi zannediveriyorsun, küt diye kayar gidersin. Kibir uçup yakalar ve götürür. Ha peygamberler, emrül azr sıfatı var. Peygamberlik verildikten sonra peygamberliklerini geri alınmazlar. Ama buna rağmen onlarda korku çok yüksektir. O zaman efendim hiçbir zaman kendimizi özellikle ibadet ya da hayır noktasında üstün görmememiz lazım. Çünkü ne zaman ne olacağımız belli değil. Ya öyle. Da hiçbir zaman bir başkasının yaptığı şeyden dolayı onu eleştirip kınamamak lazım. Çünkü bizim bir gün bizim böyle olmayacağımız belli değil. Elbette. Bunun bir garantisi yok. Çünkü hadis-i kusi'de buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz bildirmişler bunu, insanların kalbi Rahman'ın kudretindedir. Kalpleri dilediği gibi çevirir. Bugün sen hayırlı işler yaparsın, kalbin bir döner, Allah-u Teala korusun. Yani onun için din büyüklerine bakıyorsunuz, ibadetlerine güvenmemişler, yaptıkları hayırlı işlere güvenmemişler, Allah-u Teala dinine yaptıkları hizmetlere de güvenmemişler. Niye? Çünkü Allah-u Teala kendi dinini kıyamete kadar koruyacağını bildirmiştir. Bunu fasıklarla hatta kafirlerle bile yaptırır Cenab-ı Hak.
Yani kendisine isyan eden, kendisini inkar eden kullarına bile yaptırır Cenab-ı Hak bunu. Onun için din büyükleri ne yazdıkları kitaplarına, ne kendilerinde olan hallere, ne aynı şekilde ibadet ve taatlarına, ne yetiştirdikleri talebelere hiçbir zaman bunlara güvenerek bir şey söylememişler. Her sefer, her zaman hep istiğfar halinde olmuşlar. Hep tövbe etmişler. Hep özür dilemişler. Onun için de yükselmişler. Yani kibir, ucub, riya benzeri şeylerin hasıl olmaması için hep titremişler, hep korkmuşlar. Ucub bir anda neydi kalpleri... hocam? Efendim? Ucub neydi? Ucub yaptığını beğenmektir. Kibir kendini başkasından üstün görmektir. Kibir kendisini başkasından üstün görmek, ucub da mesela ya benim gibi namaz kılan var mı? Yaptığı ibadeti beğeniyor. Yaptığı ibadeti beğeniyor. Ya ben çok iyi ahlaklı birisiyim, benim gibisi var mı? Kendi ahlakını güzel görüyor ve dolayısıyla o beğenmesi onun, yani bizim beğenmemiz önemli değil. Allah-u Teala'nın beğenmesi önemlidir. Allah-u Teala'nın kabul etmesi önemlidir. Cenab-ı Hak kabul etmediyse sen istediğin kadar beğen. Ve bir hadis-i şerifte geçiyor. Duanın kabul olması için iki şey lazım buyuruyor bu hadis-i şerifte. Birincisi duayı ihlas ile yapmalıdır. İkincisi yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında haramdan bir iplik varsa bu odada yaptığı duası hiç kabul olmaz. Hadis-i şerif bu. Hatta Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğludur bu zat, eshab-ı kiramdandır. İşte bu ve benzeri şekildeki hadis-i şerifleri açıklarken buyuruyorlar ki bu zat, bir kimsenin giymiş olduğu gömleğin veyahut da elbisenin diyelim ki düğmesindeki iplik haramdan olsa o elbiseyle kıldığı namaz kabul olmaz buyuruyor. Bu kadar önemli. Yani eğer bir şekilde çok dua ediyoruz ve kabul olunmuyorsa biraz önce oturup kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor ki. Elbette. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor. Allah-u Teala ancak takva sahiplerinin, hani siz soruyordunuz ya, ancak takva sahiplerinin ibadetlerinin dualarını kabul eder buyuruyor o hadis-i şerifte. Yani Allah-u Teala yasak ettiği şeylerden sakınan. Yasak ettiği deyince hemen hemen genelde hepimizin hatırına gelen, efendim işte içki, kumar benim yok diyor ya. Yok da yalan var, gıybet var, suizan var, dedikodu var. Bunları da söylüyorsun ya. İftira var tabii. İftira var. Hı hı. Gözünü sakınmıyorsun haramdan. Kulağını aynı şekilde çekmiyorsun. Gıybete pat diye düşüyorsun. Ağzından haram çıkıyor. Veyahut da alışverişine dikkat etmiyorsun. Helalden kazanıyorsun ama alışverişini İslamiyet'in emrettiği şekilde, uygun gördüğü şekilde yapmadığın için hataya düşüyorsun, harama düşüyorsun, mekruha düşüyorsun. Fasit alışveriş durumuna düşüyorsun. Dolayısıyla bu şekildeki yapmış olduğun, helalden kazandığın halde alışverişin uygun değilse yine yaptığın dua yine kabul olmaz buyuruluyor. Hatta bir hadis-i şerifte üzerinde haramdan gömlek bulunan, elbise bulunan kimsenin ibadetlerini Allah-u Teala kabul etmez buyuruluyor. Allah-u Teala kabul etmez. Hatta yine bir hadis-i şerifte de yalnız 1 lirası haramdan olan 10 lira ile alınmış elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz buyuruluyor. Önce çok dikkat etmek gerekir. Efendim benim duam kabul olmuyor. Olmuyor tabii. Herkes kendine baksın bakalım bir. Ettim ben diyor. Dua edeyim ben. Dua kabul olmuyor diyor. Dua kabul olmuyor. Dua kabul olmuyorsa hata kendinde. Kendimizde hata. Bir de mesela buna da riayet edilmiyor. Erkek hanımına zulmediyor. Tersi de olabiliyor. Kadın da kocasına zulmedebiliyor. Veyahut da anne baba evlada zulmediyor. Var öyle anne babalar. Evladına zulmediyor. Bazıları da var. Evlat anne babaya zulmediyor. Bunların hepsi kul hakkıdır. Allah-u Teala korusun. Bir hadis-i şerifte geçiyor. Gayrimüslime zulmedenden kıyamet günü onun hakkını ben isteyeceğim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hele Müslümana zulmediliyorsa. Gayrimüslime zulmedenden kıyamet günü onun hakkını ben isteyeceğim buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir hadis-i şerifte de kafir dahi olsa mazlumun, yani zulme uğrayan kimsenin duası red olmaz. Önündeki engellerin hepsi kaldırılıverilir o anda buyuruyor. Mazlum olanın duasının önünde hiçbir engel kalmaz. Bazıları zanneder ki yaptığım yarına kâr kalacak. Öyle mi? Öyle mi zannediyorsun? Öyle mi zannediliyor? Bu dünyaya çok insanlar gelip geçmiş, çok zalimler geçmiş. Hani ne isimleri var, ne nişanlar var. Toprak olmuştur. Def olmuşlar gitmişler.
Ve arkalarından böyle diyoruz değil mi hocam? Ben ama mesela mazlum olanları da ne kadar hürmetli anıyoruz. Mesela biraz önce hep bahsettiniz Yunus Emre Hazretleri. Elbette. Onlar maddi olarak belki maddi bir şeye sahip değillerdi. Hani mala mülke, belki bir Karun gibi ya da Firavun gibi ama gönüllere taht kurmuşlardı ve asırlardır hep arkalarından hayır ve iyilikle anılıyor. Öyle. Bizden sonrakiler de böyle anacak inşallah. Ama Karun olsun, Firavun olsun, Nemrut olsun, Neron olsun, Roma'yı yakan o zalimi. Hayırlı yad eden var mı? Yok. Var mı? Yok. Yok. Mesela haccacı zalim diyorsun. Sıfatıyla beraber söylüyorsun. Haccacı zalim diye. Adamın ismi olur. Hayırla yad eden var mı? Elbette ki hayırla yad eden olmamıştır. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar, bir şeyde buyuruyorlar ki ya Eba Hüreyre buyuruyorlar, her kim günde 25 defa bu duayı okursa Hak Teala o şahsı abidler zümresine yazar. Şimdi bildirilen bu dualarla meşgul olunca tabi ağzından hep hayır şeyler çıkar. Duası da kabul olur. Onun için bildirilmiş kitaplarda bunlar. Mesela o dua şudur buyuruluyor. Allahum mağfir li veli valideyye veli üstaziyye velil müminine vel müminat vel müslimine vel müslümat el ahya'i minhum vel envat bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ya Eba Hüreyre buyuruyorlar, her kim günde 25 defa bu duayı okursa Hak Teala o şahsı abidler yani ibadet eden hep Allah-u Teala ile meşgul olan kulların arasına dahil eder. Onu da öyle yapar demektir bu. Dua ezberlenmeyecek gibi değil. Allahümme ağfir li veli valideyye veli üstaziyye velil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum vel emmat bir rahmetke ya erhamer rahimin. Her gün 25 defa okumalı. Gücü yeten, okuyabilen. Mübarek olsun okuyan. Afiyet olsun deriz. Ne diyelim ki? Değil mi efendim? Bu arada hocam, kağıt ve kalemi ellerine alsınlar. Ben sevgili dinleyicilerimiz adına sizden bir defa daha isteyeceğim duayı. Kısa bir aradan sonra. Tamam, bana da dua etsinler artık. Peki. Sevgili dinleyiciler, programımız Gönül Pınarı tüm hızıyla devam ediyor. Eminim bu arada siz de kağıt ve kaleminizi elinize aldınız. Benim gibi. Şimdi hocam, hay biz dinleyelim isterseniz. Hay bir daha tekrar edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre radıyallahu teala anh hazretlerine hitaben. Kim günde 25 defa bu duayı okursa Allah-u Teala o kulunu kendisine ibadet eden kullarının zümresine dahil eder buyuruluyor. Dua. Allahümme mağfir li, Allahümme mağfir li, veli valideyye, veli valideyye, veli üstaziyye, veli valideyye, veli üstaziyye, ve lil müminine, ve lil müminine, vel müminat, velil müminine, vel müminat, vel müslimine vel müslimat. Vel müslimine vel müslimat. El ahya'i minhum. El ahya'i minhum. Vel emvat. El ahya'i minhum vel emvat. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Dua budur buyuruluyor. İnşallah Teala yazılmıştır. Evet hocam. Yani ben de onlarla beraber yazmaya çalıştım. Bir de Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam evet. Sık sık yaptıkları dualardan birisi Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittiba'ahu ve erinel batılı batılan verzukna iştinabehu bi hürmeti seyyidil beşer. Yani ya Rabbi doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymayı bize nasip et. Ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster. Ve onlardan sakınmamızı nasip et. İnsanların en üstünü hürmetine
bu duamızı kabul buyur. İnsanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyur. Hani bazıları söylüyorlar, diyorlar ki işte efendim dua ederken birisini hürmetine demek ne lüzum var, ben doğrudan doğruya isteyemem mi? Dinin sahibi böyle emrediyor. İçtinabehu bi hurmeti seyyidil beşer diye sonunda bizzat hadis-i şerifte geçiyor. Bi hurmeti seyyidil beşer. Yani insanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyur. Efendimiz bizzat kendisi böyle dua etmiş. Evet, böyle dua etmiş ve böyle edin diye bize talimat veriyor. Dinin sahibi o. Dinin sahibi diyor ki böyle yapın. Sonra gelen diyoruz ki bu olmaz. Yok ya, sana mı geldi bu din? Vahiy sana mı geldi, sen öyle söylüyorsun? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu duayı da çok okudu. Allahümme inni es'elike fil hayrat ve terkel münkirat ve hubbel mesakin ve idâ eradde fitneten fi kavmi fetevaffeni gayra meftun duasını da okuduğunu İmam Muhammed Hazretleri bildiriyor. Bu duada ya Rabbi bana hayırlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek, fakirleri sevmek nasip eyle. Bana hayırlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasip eyle. Kavmim arasında fitne çıkarmak istediğin zaman fitneye karışmadan canımı al demekmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı da sık sık tekrar eder ve okurlarmış. Ve yine İbn-i Mace Hazretleri'nin naklettikleri Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bir dualar var. Allahümme inni es'elüke bi hakkı sailine aleyke. Bak burada daha açık. Hani diyor ya araya niye vesile koyuyorsun? Halbuki burada bu dualarında Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum. Böyle dua edin buyuruyorlar. Senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum. Ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum derdi ve böyle dua ediniz buyururdu. Ve bir de bakınız. Hemen hemen her zaman. Bunu evli bekar herkesin söylemesi, herkesin okuması lazım. Sabah akşam okuması lazım. Çünkü bazı şeyler var. Allah-u Teala korusun. Bir hata ederiz veyahut da birisi bir şey anlatır. O anda onun dinimize zarar getirip getirmediğini bilemeyiz. Bilemediğimiz için de imanın gitmesine sebep olabilir. Onun için şu duayı sabah akşam her zaman okumalıdır buyuruluyor. Allahümme inni üridi en üceddidel imane. Evliyse ve nikah eder. Evli değilse sadece Allahümme inni üridi en üceddidel imane. Tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allahümme inni üridü en üceddidel imane evliyse ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Böyle söylemek suretiyle ceyyüdül imane bi kavli la ilahe illallah. Ceyyüdül imane, imanınızı yenileyiniz. La ilahe illallah diyerek tecdidi iman yapınız demektir. İmanınızı yenileyiniz. Bi kavli la ilahe illallah. Zaten sonunda da bu duanın sonunda da o dua la ilahe illallah söyleniyor efendim. Ve bir de Peygamber Efendimiz şu duayı da çok okurmuş. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve husnen hulki ve rıdae bil kaderi bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve husnel hulki vel rıdae bil kaderi bir rahmetike ya erhamer rahimin. Manası ise ya Rabbi senden sıhhat, afiyet, emanete hıyanet etmemek, güzel ahlak ve kaderinden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bana ver demektir. Bizlerin de böyle dua etmesi gerekmektedir. Ve Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde de geçiyor. İslam alimleri buyuruyorlar ki her gün ve her gece 100 kere Subhanallahü ve bihamdihi demelidir. Subhanallahü ve bihamdihi, Subhanallahil azim de var başka bir kavilde. İstiğfar, estağfurullah demek günahları örter. Subhanallahü ve bihamdihi, Subhanallahil azim demek o günahı kökünden sıyırır, atar buyuruluyor. 100 defa. 100 defa evet. Mesela 100 defa istiğfar okuduk. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dedik. Arkasına da Subhanallahü ve bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahü ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Şimdi bakınız bunları kitaplarda habire bildiriliyor. Bu bildirilenlerle biz meşgul olmuş olsak dedikodu yapmaya fırsat olmaz, gıybet etmeye fırsat olmaz. Zamanımızın hepsini değerlendirmiş oluruz, kıymetlendirmiş oluruz. Çünkü bize mesela bir günlük zaman verildi, 24 saat.
Bu 24 saatin içerisinde 5 vakit namaz var. Ama mesleğimiz de var. Yani çoluğumuzu çocuğumuzun nafakasını temin edeceğiz. İşimize giderken niyetimizi düzeltiriz. Ve orada da çalışırken hatırladıkça bunlarla meşgul olmak. Tamam, işe konsantre olursun. Kendini vereceksin. Elbette ki çalışacaksın. Orada da hata yapmayacaksın. İnsanlara faydalı olmak niyetiyle yapıyorsun. Ama orada boşluk buldun. Dinlenirken bile Subhanallahü bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallahü bihamdihi. Estağfurullah. Mani olur mu? Yok. İşini bitirdi, yemeğe gidiyorsun. Yemeğe giderken estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Subhanallah ve bihamdi, subhanallah ve bihamdi. Canım elime de 99 tesbih alayım böyle. Olmaz o. Fitne çıkar. Uygun değil. Gösteriş olur. Riya olur. Sayman şart değil ki. Hani İmam Gazali Hazretleri'nin bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor bana. Gerçi o büyüklerin hepsinin sözü hoşumuza gider de. Biliyor ki insanlar günde bir sürü günahlar işlerler. Ellerine tesbih alıp saymazlar bunu. Ama birkaç tane subhanallah derler. Hemen onu başlarlar tesbihle saymaya. Hemen başlıyorlar saymaya. Ya sayma canım, sayısı olsun. Şart değil. Subhanallah ve bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah ve bihamdi. İstediğin kadar söyle. Hasan-ı Basri Hazretleri buyururlar ki dünya 3 gün gibidir. Geçen gün geçip gitmiştir artık. Yani dün perşembeydi, geçti gitti. Geçen gün geçip gitmiştir. Dünya 3 gündür. Geçen gün geçip gitmiştir. Geri döndüremez. Ondan ümit kesilmiştir. 2. gün içinde bulunduğun gündür. Şu anda biz gecedeyiz. Cuma gecesindeyiz. Yarın çıkacağımız daha belli değil ha. Şu andır. 2. gün içinde bulunduğun gündür. Bunu ganimet ve fırsat bil. 3.'sü ise gelecek olan gün ki sen ona ulaşır mısın belli değil. Belki de gelecek olan güne kavuşmadan ölürsün. Bu hepimiz için geçerli. Şimdi buradan çıkacağız, evimize gitmeye çalışacağız. Niyetimiz bu. Ama ezelde, Berat Kandili'nde diyelim ki biz evimize giderken bir trafik kazası neticesinde ruhumuzu teslim edeceğimiz, yani öleceğimiz yazılmışsa bunu kimse değiştiremez ki. Evine ulaşamaz. Ulaşamaz. Bu mümkün değil. Tersi de olur. Tamam, gidersin, güne kavuşursun ama ertesi gün buraya işe gelemez. Ya evinde bir şey olur. Ya da evinden çıkarsın bir hal olur. Bir şey olur yani. Hani eskiden bu hoş bir şekilde söylenirdi. Hemen helallaşılırdı bir yere gidecek olanlarla. İşte gidip de gelememek var. Gelip de görememek var. Doğru. Hı hı. Sabahleyin evden çıkıyorsun. Annene babana. Allah'a ısmarladık. Hakkını helal et. Ne oluyor kızım, evladım, ne oldu falan. Ya gidiyorum ama dönememek var. Döndüğüm zaman da görememek var. Evlidir. Hanımıyla helallaşsın, öyle çıksın. Ne oldu, bir şey mi var? Ya bir şey olması şart değil. Her an olur bu. Her an olur. Ve yine bu zat buyuruyor, kalbin fesada uğraması, bozulması 6 şeyden olur buyuruyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Tövbe etmek ümidiyle günaha dadanmak, günah işlemek. Ya ileride tövbe ederim ben. Kalbi bozar buyuruyor. Ne kadar tehlikeliymiş demek ki. Evet, ileride tövbe ederim. Bir de biraz önce hocam ifade ettiğiniz gibi, acaba ileride diye bir şansınız var mı? Yok ki. Yok, kimse bir garanti vermedi. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri bir bayram günü bakmış çocuğu mahzun, üzüntülü, boynu bükük. Demiş oğlum ne oldu? Demiş arkadaşlarımın hepsinin bayramlığı var. Güzel elbiselerini giydiler. Benim yok diyor. Hakikaten üzülmüş çocuğun böyle mahzun olmasına. Parası da yok. Devlet başkanı ya. Biz şimdi sıkıntıya düşüverince hemen aa diyoruz falan. Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet başkanı. Para da yok. Bugünkü tabirle Maliye Bakanı, Vezneye Bakan memur şeyine, yardımcısına mektup yazıyor. Gelecek ayın maaşına mahsup ben diyor, bana para verebilir misin, gönderebilir misin? Ama ne insanlarmış. O da yazıyor kağıdın altına. Gelecek aya kadar yaşayacağına bir garanti ver de diyor, onu sana vereyim ben. Ya ne insanlarmış ya. Gelecek aya diyor, gelecek aya kadar yaşayacağına dair bir garanti ver. Ben sana parayı vereyim diyor. Bizim de her şeyimiz taksitli hocam. Ya Allah Allah. Allah Allah. Demek ki efendim kalbin bozulmasının alametlerinden bir tanesi tevbe etmek ümidiyle günah işlemek. İkincisi ilim öğrendiği halde onunla amel etmemek. Namazı öğrenmiş, orucu öğrenmiş, haramları öğrenmiş ama hiç aldırdığı yok. Ne kıymet olmaz ama. Bir faydası dokunmaz tabii. Allah'a fela korusun. Üçüncüsü de amel ettiklerinde de ihlası gözetmez. Ya falan şöyle desin, fişmekan böyle desin işte, görüyor musun? Ya da kendisi gösteriş olarak yapıyor bunları. Bak ben böyle namaz kılıyorum, bak ben böyle şeyler yapıyorum falan. Ya o değil, o ihlas da yapılması gerekir. Allah rızası için yapılması gerekir. Dördüncüsü Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükretmemek. Ya Cenab-ı Hak alıverir. Kalpte bozulur buyuruyor. Beşincisi Allah-u Teala'nın taksim ettiği rızka razı olmamak. Allah-u Teala ezelde bir rızık takdir etmiş. Çalıştın, sebeplere yapıştın. Herkese bir ekmek geldi, sana bir dilim geldi. Nasıl bana bir dilim gelir ya? Ezelde öyle takdir edilmiş. Değiştiremezsin ki bunu. İstediğin kadar feryat et. Ona razı ol, kanaat et. Sen sebebe yapıştın mı? Emrettiği şekilde çalıştın mı? Çalıştın. Sebebe de yapıştın mı? Yapıştın.
Sende mesuliyet kalktı. Veren sana o kadar vermiş. Altıncısı da ölüleri defnedip ibret almamak, öleceğini düşünmemek, ahiret için hazırlamamak. Bu kalbi bozar, berbat edermiş. Ölüleri defnettiği halde ibret almamak. Gerçekten ne biçim insanız ya? Yakınımızı götürüyoruz, defnediyoruz falan. Ya biz öleceğiz işte falan. Hikaye ama. Böyle dilimizle söylüyoruz. Aslında inanmıyoruz ha. Nefsimiz yok diyor bu. Trafik kazası geçin. Bu kalp sektesine gitmiş diyor. Sen öyle olmazsın diyor. Ya öyle olmazsın. Peki bizden önce bir sürü insan yatıyor. Alçak nefis. Yatıyor ya işte onlar. Sebep olmaz şart değil ki. Kalp olmaz şart değil ki. Durup dururken hiçbir sebep olmadan da ecel geldiyse bile ölürsün ya. Ölürsün. Bitti yani. Kilometre doldu. Kabul etme, ibret almıyoruz. Öleceğimizi düşünmüyoruz, ahiret için de hazırlanmıyoruz. Ve bu zat yine buyuruyor ki, ey insan, insanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnızsın, yalnız öleceksin, kabre yalnız gireceksin, yalnız kabirden kalkacaksın ve kendi hesabını tek başına vereceksin. Ama ne hoş söz ya. Ey insan, insanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnızsın, yalnız öleceksin, kabre yalnız gireceksin ve kabirden yalnız kalkacaksın ve kendi hesabını da tek başına yalnız olarak vereceksin. İbrahim Lisuki Hazretleri var. Talebesi olmak isteyen birisine de şunları söylemiş. Ey oğul, eğer tevbe etmek istiyorsan bunu şakaya alma, oyuncak zannetme. Tevbe ettim demek suretiyle yalnız dil tevbesi yapmak insana hiçbir şey kazandırmaz. Hakiki tevbe, hakiki istiğfar, kulun kendi kalbini mahlukatı düşünmekten ve hatırlamaktan kurtulabilmesiyle mümkün olur. İşte ancak kalbi böyle olan kimselerin tevbesi makbuldür. Kalbin böyle olabilmesi için insanın evvela kendi nefsini dizginlemesi, sonra da taatlarını, ibadetlerini ihlas üzere inşa etmesi lazımdır. Bundan sonra da Evliya-i Kiram'ın menkıbe ve sezlerini okumalıdır buyuruyor İbrahim Lisuki Hazretleri. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyorlar ki, sonra tövbe ederim ve iyi işler yaparım diyorsan ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz buyurmuşlardır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz helekel müsevvifun buyurmuşlar. Müsevvifler yani yarın yaparım, ileride yaparım, ileride namaz kılarım, ileride tövbe ederim, ileride helallaşırım. Ya sana ileride verdiler onu. Müsevvifler helak oldu. Helekel müsevvifun. Yani ileride yaparım diyenler helak oldu. Onun için Lokman Hakim oğluna nasihat ederken buyuruyorlar ki, oğlum tövbeyi yarına bırakma. Çünkü ölüm ansızın gelip yakalar buyururdu. İmam Mücahit Hazretleri de buyuruyorlar ki, her sabah ve akşam tövbe etmeyen kimse kendine zulmeder buyuruyor bu zat. Sabah akşam istiğfar okumayan kimse kendine zulmeder. Ve hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Muhammed Masum Faruki Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin oğludur. Bu zat da buyuruyorlar ki, belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için istiğfar okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Her sıkıntıdan kurtaracağı ve rızkı arttıracağı hadis-i şerifte bildirildi. Belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için istiğfar okumak çok faydalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her sıkıntıdan kurtaracağı ve rızkı arttıracağı hadis-i şerifte bildirilmiştir. Buyuruyor bu zat. Ne kadar güzel bir kar aslında değil mi efendim? Tabii ya. Yani fazla bir şey istemiyorlar. Estağfurullah, estağfurullah diyeceksin ya. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyorlar ki, kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca gidermek için tevbe ve istiğfar okuyunuz. Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca bunu gidermek için tevbe ve istiğfar okuyunuz. Korkulu zamanlarda kelime-i temcidi, yani la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, bunu çok okuyunuz. Cin çapasına karşı da bunu okumak lazım buyuruyorlar. Hatta Muhammed Masum Kutsi Suresleri, bir eve cin dadansa bu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 100 defa okunsa, her gün okunsa o eve dadanmış olan cin bile defolur gider buyuruluyor. 100 defa. Evet efendim. Yine Muhammed Masum Hazretleri buyuruyorlar. Dertlerden kurtulmak ve bir murada, bir dileği varsa buna kavuşmak için 500 kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demeli. Evvelinde ve ahirinde 100'er defa da salavat-ı şerife okuyup dua etmelidir buyuruyor. Yani bir dertin, sıkıntın var, bundan kurtulmak istiyorsun. Veya bir muradın var, bunun hasıl olmasını istiyorsun.
Önce 100 defa salavat-ı şerife, 10 sana 500 defa la havle ve la kuvvete illa billah, arkasına da 100 defa yine salavat-ı şerife, onun arkasında elini de kaldırırsın, dua edersin. Ya Rabbi bu dertlerden beni kurtur, yahut da kurtar, yahut da neyi murad ediyorsan Cenab-ı Hak'tan onu talep edersin. Şimdi efendim, dertlerin, belaların, sıkıntıların gelmesi tabii ki günahlardır buyuruyor. Fakat tabii belalar, sıkıntılar, günahların affedilmesine de sebep olur buyuruyor. O halde Allah'a veren dostlarına belalar, sıkıntılar daha çok gelmekte. Önce peygamberlere, sonra onlara benzeyenlere gelir buyuruyor. Allah-u Teala sevdiklerinin günahlarını affetmek için onlara dert, bela verir, gönderir. Tevbe istiğfar edince de günahlar affolunur. Dert ve bela gelmesine lüzum kalmaz. Yani önceden tevbe istiğfar ederse dert ve bela gelmeden de Cenab-ı Hak silebilir. Ama hele böyle ahir zamanda yaşıyoruz. Bir sıkıntı gelmeden, bir dert ve bela gelmeden ağzımızda istiğfar okumuyoruz. Okuyamıyoruz. Bütün kapılar kapanıyor. Ne yapacağız şimdi? Oku, dua et, istiğfar oku. Ama rahat zamanında da bu istiğfar okumuş olsaydın belki de o sıkıntı gelmeyecekti başına. O dert gelmeyecekti başına. Çünkü İslam alimleri açık net yazıyorlar. Tevbe istiğfar edersen, samimi olursan o tevbe istiğfarında, yani o bela geri dönebilir buyuruyor. Ama dert ve bela gelmişse ona sabredersen günahlarına kefaret olur. Sıkıntısı olan kimse çok istiğfar okusun buyurmuş İslam alimleri. Bakın bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifte de buyuruyor ki bakınız. Bir kimse müminler için her gün 25 kere istiğfar okursa. Müminler için ama. Bak kendisi için okuyor. Ayrıca müminler için de 25 defa istiğfar okursa Allah-u Teala bu kimsenin kalbinden gıl ve hasedi çıkarır. Gıl hile demekmiş. Hileyi kaldırır. Hasedi çekememezliği çeker, çıkartır. İsmi Ebdal isimleri arasına yazılır. Efendim Ebdal evliyadan bir sınıfın ismidir buyuruyor. Ona bütün müminler adedince sevap yazılır. Ne kadar mümine istiğfar ediyorsa, onların günahlarının affolması için dua ediyorsa, o kadar mümin sayısı ne kadarsa o kadar da kendisine sevap yazılır. Kıyamet günü bütün müminler, o dua ettiği, onlar için istiğfar ettiği müminler, ya Rabbi derlermiş, bu kulun bizim için istiğfar okurdu, sen de onu affeyle derlermiş. Nasıl hocam, niye dedim, ne şekilde olacak? Ya Rabbi onları affet, ya Rabbi bu kullarını affet diye onlar adına istiğfar okuyorsun. Yani onlar adına tövbe ediyorsun. Tövbe ediyorsun derken onların için dua etmiş oluyorsun. Ya Rabbi onları mağfiret eyle. Ya Rabbi onları bu günahın şerrinden veyahut da günah işlemekten muhafaza eyle diye dua ediyorsun her gün. Bu müminleri, bunları. Ve bu şekilde Cenab-ı Hak onları günah pisliğinden kurtarıyor. Senin duan kabul olursa, senin duan bereketiyle Cenab-ı Hak onlara tövbeyi hatırlatıyor. İstiğfar etmelerini hatırlatıyor. Ama sen vesile oldun. Tabi ne kadar mümine ediyorsan o kadar kimse adedince sana geri dönüyor. Yarın amel defterine yazıldığı için o müminler de seni tanıyor. Ya Rabbi bu dünyadayken bizim affımızı, mağfiretimizi istiyordu bu. Sen de bunu burada mağfiret eyle diye ona şefaat ederler buyuruyor. Ne kadar güzel. Bu da bir kâr hocam. Çok büyük bir kâr. Elbet. Şey için de söylemiştiniz değil mi? Hani bir mezarlığın önünden geçerken de oradaki yatanlara dua etmiş olmak yine aynı şekilde bize çok büyük yararların, yani daha büyük sevapların geriye dönmesine vesile oluyor demiştiniz. Elbette. Aynen öyledir buyuruluyor. Bir de bakınız bir hadis-i şerifte istiğfara devam edeni çok okuyanı Allah-u Teala dertlerden, sıkıntılardan kurtarır, onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Şimdi hani istiyoruz ki? Hatta Merakıl Felah'ta bildirilen bir hadis-i şerif var. Her namazdan sonra 3 kere Estağfurullahil Azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyum ve etûbileh okuyanın bütün günahları affolur buyuruldu. Her namazdan sonra. Her namazdan sonra. Yani namazın sonunda. Son sünneti varsa son sünnetten sonra. Mesela sabah gibi sabahın farzından sonra namaz yok. Farzından sonra 3 defa Estağfurullahil Azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyum ve etûbileh okursa Allah-u Teala onun günahlarını affeder buyuruluyor namazın sonunda. Yine istiğfarlardan meşhuru şöyledir buyuruluyor. Ali bin Ebu Bekir Hazretleri Me'aricül Hidaye'de nakletmiş bunu. Bir kimse Estağfurullahillezî lâ ilâhe illâ huvarrahmanurrahîm el hayyul kayyum illezî lâ yemûtu ve etûbileyh rabbeğfirli 25 kere okursa odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza bela olmaz buyuruluyor. Bu hadis-i şerifte. Ve her günahın affı için kalp ile tevbe etmeli, dil ile istiğfar etmeli, beden ile kaza etmeli, 100 kere tesbih etmeli, yani Sübhanallahil Azim ve bihamdihi demeli, sadaka vermeli ve bir günde oruç tutmalı buyuruyor. Seher vakitleri istiğfar edenlerin ruhları yükselirmiş. Derecesi yükseliyor seher vakitleri. Yani bu imsak vaktinden önceki vakte seher vakti denir.
Bir de İmam Rabbani Hazretleri bildiriyorlar. Af ve mağfiret için çok yalvarmalı her zaman. Bilhassa ikindi namazından sonra. Her gün ama. İkindi namazından sonra. Tesbihlerden ve duadan sonra 100 defa okumalıdır buyuruyor. Neyi? İstiğfar duasını. Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubi ileyh. Bunu her gün ama. 100 defa. İkinden sonra Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubi ileyh. Bunu çok okumalı. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Bir de tabii cuma gecesinde bulunuyoruz ve cuma gecesinde sık sık bizim naklettiğimiz bir şey vardı. Bakın bu hadis-i şerifte geçiyor. Aynen naklediyoruz hadis-i şerifte. Cuma günü sabah namazından önce Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etûbü ileyh okursa bütün günahlar affolur. Ya ne kadar karlı şeyler var ya. Sabah namazına kalkmışsınız, Cenab-ı Hak nasip etmiş. Bu da bir nasip işidir ha. Bu da bir nasip işi. Ya kalkamazsan? O da var tabii. Kalkıyorsun. Yani ibadet etmek, namaz kılmak da nasip işi, haramdan evet. sakınmak da nasip işi. Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı. Yani hiç kimseye kibirlenmemek gerekir. Hava atmamak gerekir. Efendim ben işte her zaman kalkıyorum. Mübarek olsun, muhafaza et. Ama ne buyuruyor? Cuma günü sabah namazından önce Estağfurullahil-Azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûb ileyh okursa bir kimse bütün günahlar affolur. Yani ne büyük müjdedir bu. Bir de mesela bir hadis-i şerif bu. Yarın cuma ya efendim. Cuma namazından sonra 7 defa ihlas. Kul huvallahu ahad. Cuma namazından sonra 7 defa ihlas. 7 defa kul huvallahu rabbil felak. 7 defa kul huvallahu rabbin nas okuyanı. 7 defa ihlas. 7 defa kul huvallahu rabbil felak. 7 defa kul huvallahu rabbin nas okuyanı. Allah-u Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur buyuruluyor. Şimdi hadis-i şeriflerde formüller bildirilmiş. Evet. Formül belli, formül açık. Hal böyle olunca geriye ne kalıyor? Geriye efendim sadece bizim bunları yapmamız kalıyor. Yapabilene de mübarek olsun tabii ki. Bazen mesela bize gelen mektup ve telefonlarda da oluyor. Ama efendim benim günahım çok. Affolur mu? Hadis-i şerifte buyuruyor ki günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa tevbe edince Allah-u Teala tevbenizi kabul eder. Yeter ki sen samimi davran. Samimi davranmazsan ya ben tevbe etsem ne olacak ettim ben günaha batmışım falan. Ha senin niyetin yok. Ha namaz kıl ya namaz kılmak istiyorum ama ne bileyim ben nasıl olacak ki falan. Yalan bu istek falan yok bunda yani. Peki efendim şey olabilir mi? Hani biraz önce bahsettiniz ya. Hani ben günaha batmışım bu kadar bundan sonra affolmam düşüncesi nefisten ya da şeytandan kaynaklanıyor olabilir mi? Mesela gerçekten saf bir şekilde böyle düşünüyordur ama şeytan onun iyiye dönmesini istemediği için evet böyle de kandırır vesvese eder nefsinin istekli doğrultularında gider. Ne yapması lazım böyle bir insan? Böyle durumlarda iyi kimselerin arasında bulunması lazım. Vaktimiz de daraldı ama efendim şöyle bir hadise nakledilir de bir adamcağız 99 adam öldürmüş tövbe edecek. Gitmiş o zamanki bir böyle bir alim birisine demiş ki ben demiş tevbe etmek istiyorum ama demiş 99 tane adam öldürdüm. Yok demiş senin tevben kabul olmaz. Ne demiş olmaz. Onu da öldürmüş. Yine sormuş soruşturmuş demiş falan yerde bir alim var ona gidiyor. Diyor ki ben de 100 adam öldürdüm tevben kabul olur mu? Diyor ki evlat samimi olarak tevbe edersen tevben kabul olur ama önce çevreni değiştir. Senin bulunduğun köydeki insanlar kötü kimseler. Falan köydeki insanlar iyi insanlar. Oraya git. Oraya git arkana bile dönme. Hakikaten samimi olarak bu yola çıkmış. Tam o köye ulaşmadan da ölmüş. Melekler gelmişler. Azap melekleri ve rahmet melekleri. Azap melekleri diyorlar ki bu bize ait. Rahmet melekleri yok bize ait. Allah-u Teala buyuruyor ki iki köye olan uzaklığını ölçün. Bir ölçüyorlar ki iyi olan o köye yakın çıkıyor bir karış. O niyeti sebebiyle samimi ama. Evet. Azap meleklerine vermiyor Cenab-ı. Verdirtilmiyor Cenab-ı. Hal böyledir. Samimi olarak tevbe edersek Cenab-ı Hak elbette ki affeder. Cenab-ı Hak hepimize af ve mağfiret eylesin efendim. Evet sevgili dinleyiciler, önümüzdeki hafta radyomuz Segeret FM'de ve programımızda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Gönül Pınarı.